Dedik ya gönül, dedik ya kalp. Kalpten ve gönülden yapılan hizmet Allah indinde ibadettir. Beylik düzünde görev yaptığı 5 yılda sayısız hizmetlerin altına imza atan, her fidana bir fidan kampanyasında elindeki fidanı önce evinde sonra toprakta buluşturan, dünün çocuğu, bugünün genç kızı, bugünün delikanlısı, doktoru, esnafta, pazarda gezerken başkan neredesin? Beylikdüzü'nde yaptığın dönemdeki hizmetleri arıyoruz. Yeniden gelmen lazım, iş başına gelmen lazım deyip kulak kabartan, ardından halkın Beylikdüzü'nü Beylikdüzü yapan adam diye isim taktığı, gönülden, kalpten Allah indinde hizmet edip ibadet sayan Beylikdüzü kurucu belediye başkanı, Alev Yönetim Kurulu Başkanı, gönül ve hizmet adamı Vehbi Orakçı konuşmalarını yapmak üzere mikrofona arz ediyorum. Eğer gönüller halka hizmet ve halka hizmet için çarpıyorsa orada sevgi var, dayanışma var, birliktelik var ve topluma hizmet duygusu, arzusu var. Bizler bu şehri, bu beldeni, hatta bu köy halini bilen bir kardeşiniz olarak Beylikdüzü'nüzü bin nüfuslu bir kasabadan şu anda Türkiye'de, hatta Avrupa'da konuşulan, tartışılan, model alınan bir şehir olduysa bu şehrin bizi bu hale gelmesinde bizi hep altını çizelim. Yeni geldiğinde işçi, emekçi, mühendis, öğretmen, siyasetçi, genç kolları başkanı, vakıf başkanı, belediye başkanı, vakıf kurucusu, yani hangi kimlikle bu kentte değer katma ihtiyacı varsa o kimliğimizle, yüreğimizle, gönlümüzle, akıl ve alın terimizle bu şehrin tuzu olduk, mayası olduk, belirtici unsuru olduk. Sosyal Demokrasi Derneğimiz, Hüseyin Başkan ve ekibin değerli dostlarımız, Kaan Başkanımız burada. Ona bize bir alkış olarak teşekkür ediyoruz, selam verdiniz. Beylikdüzü'nün üzeri burada. Farklı katmanların iletişim kurarak birbirini tanıdığı, diyalog kurduğu, iletişim kurduğu ve ayrıştıran, ötekileştiren değil, bütünleştiren, birleştiren, ortak payda önce insan, önce eğitim, önce kültür, önce adalet, hak, hizmet ve hukuk olunca inanın ayrışma unsuru olan dikenler ortadan çıkar ve ünsiyet sağlanır. Biz bu şehrin ünsiyet oluşturması için sürekli düşünen, yazan, konuşan, giden, gelen ve köklü olan bir misyonumuz oldu. Bu misyonumuzdan da hep keyif aldık. Çünkü bir çocuğun, bir bebeğin doğup büyümesi, yürümesi, emeklemesi, koşması, gülbül delikanlı olması ve akil insan olması nasıl bir süreçse, işte biz Beylikdüzü'nüzü bir bebek, bir nüfuslu köy halinde bugüne gelişine kadar tümünde ifade ettiğim gibi katalizör olmaya, tümünde işçense, fonksiyonel, birleştirici bir misyon istemeye azmettik. Bizi ve ekibimizi bu şehirde azıcık izlediniz. Eğitime dair, kültüre dair, sosyal adalete dair, gençliğe dair, kadına dair hizmetleri Allah'ın olsun destan gibi oldu. Betim Bey ifade etti, son aylarda ve 15 yıl boyunca sürekli toplumdan kopmamaya özen gösterdik. Nereye gitsek Allah'ın olsun 15 yıldır tek bir Allah'ın kulu karşılamak için de heyretli olarak için 5 yıl boyunca bu şehri yönetti. Neden bu haksızlığı, bu yolsuzluğu yaptı dediğini görmedim. Allah'ın olsun. Varsa bana getirin, ilan ediyorum basın var getirin, özür dileyeceğim. Nedir kardeşim ben ve kim sana ne yaptın? Hangi hakkını yedik? Helalleşeceğim ve çözeceğim. Çünkü bizim ardımızda heyecanımızın, inancımızın, tarihsel ve kültürel derinliğimizin bize yüklediği misyon var. O misyon kırmadan, dökmeden, ötelemeden, örselemeden, ayrıştırmadan hizmetle, sevgiyle, muhabbetle birleştirip misyondur. Tekrar altını çiziyorum. Beylikdüzü'nde ben ve ekibimin 5 yıl başkanlığım ve iş adamlığım öncesinde 40 sene olacak Beylikdüzü mazim. 40 yıl boyunca hangi Allah'ın kulu Vehbi Orakçı ve ekibi canımızı yaktı, bizi yüzdü,
diyorsa gelsin, Allah'ın izniyle onunla konuşarak, anlatarak, çözerek herleşmeyi başaracağız. Çünkü biliyoruz ki biz bu dünyada, bu hayatta eğer işimizle, gücümüzle, sözümüzle, kelamımızla, icatımızla bu dünyada ortaya koyan insanları kırmak, dövmek değil, onları belirlemek üzere bir kurgu yaparsak, ona ilişkin bir hayat misyonu verirler ve o durumda çalışırsak umarım ve inanıyorum ki toplumda Allah da buna gereken desteği ve gücü verir. Yeter ki derdiniz bu olsun, derdiniz çözüm olsun, derdiniz derde derman olmak olsun. İşte bizim derdimiz bu, bizim derdimiz bu, bizim derdimiz ve bir orakçıyı, çevresini, yandaşını, akrabasını zengin etmek değil. Bu derdim hiç olmadı, Allah bana yaptırmasın. Ama benim derdim ve para yansıyanından derdi, iyilik yüzünden çıkan bir sinerjiyle bu kenti adaletle, merhametle, vicdanla, sevgiyle, saygı donatmak ve bu kendi insanların ürettiği değerlerin ülke çapında bir rol model olması ve buradan çıkan gençlerimizin de öncü olması. Yakın zamanda şu toplantı yaptık 3 gün önce Fenlisimizin gençleri geldiler, biz sponsor olduk ve hedefimiz Amerika'da 2024 yılının Nisan'da yapacak yarışmada Yaşarcak Fenlisesi, Arap Fenlisesi, Necip Fazıl Fenlisesi ile birleşerek bir beyin takımı kurup bu takımla yazılım, robotik konusunda dünya şampiyonu olmak. Bizim vizyonumuz bu, derdimiz bu. Bu derdi sizler biliyorsunuz. Tekrar altını çizdik. Sizlerden destek, katkı, kardeşlik, yoldaşlık istirham ediyoruz. Basınıyla, genciyle, kadınıyla eğer bu konuya toplum el atarsa bunu başarabiliriz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Aramızda olan kardeşlerimizle söz almak isteyen, fikir söylemek isteyen, öneri sunan varsa baş üstüne not alır, gereği yaparız. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle seni alıyor. Saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Selam ediyorum. Fikir Fabrikası'nın dumansız beyin sanayi ile yenilikçi ve sınır tanımayan en iyi performansı sergileyen makineler aracılığıyla sizin için de bir fikri vardır. Açık hava reklamcılığı, grafik tasarım, lazer kazıma, matbaa, organizasyon, davet, ofis kırtasiye, fotoğraf çekimleri ve önce olduğumuz birçok avantajlı hizmetlerimizden yararlanmak için sadece bir tık kadar uzağınızdayız. Fikir Fabrikası, siz hayal ettikçe o yaratır.